Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Elimizde tam size göre bir ev var. Oğlum koş çay getir abine. Ne ev abi? 250 var mı diye soracaktım. Yok kardeşim yok. Kolay gelsin. Biz kebap bir ev bakıyorduk da. Buyurun efendim hoş geldiniz. Oğlum koş çay söyle abilerine. Elimde tam size göre bir ev var. Ulan bu da gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Bahsettiğiniz ev nasıl bir ev? Bize biraz anlatır mısınız? Ev bir kere denize sıfır. İyi de Yozgat'ta deniz yok ki. Doğru ya. Ama olsaydı kesin sıfır olurdu. O konuda içiniz rahat olsun. İsterseniz gidelim kendi gözünüzle görün eve. Benim bu adamı gözüm hiç tutmadı. Benim de. Çok şanslısınız valla. Ev şehrin tam merkezinde. Yakında metro da gelecek diyorlar hatta. Ne oldu? Buradan sonrasına araç gitmiyor. Yürüyerek devam edeceğiz. Abi bu adam kandırıyor bence bizi. Metro gelecek diyordu. Daha arabayla gidemiyoruz. Bir de şehrin merkezine diyordu. İş sınırından çıktı az önce. Amma abarttın size. Hadi yürüyün. Adam o kadar ikna edici konuşuyor ki ben bile bazen ikna oluyorum. Buyurun efendim, apartmanımız burası. 5 katlı, asansör şu an çalışmıyor ama en kısa zamanda yapacağız. Ayrıca komşularımız çok elit ve çok nezihtir. Şefim, ortaya bir ayarı alabilir miyim? Kaç kez söyledim sana, ağzınla iç şunu, ağzınla. Ayağını kaldır, ayağını. Lan bu ne biçim nezih apartman? Yozgat'taki bütün suçlar burada işleniyor anasını satayım. Evet, saray yavrumuz burası. Lan burası ne biçim saray yavrusu? Burası bildiğin çöp yuvası. Kitabı kapağına göre yargılamaktan vazgeçin artık. Bu evin bir ses yalıtımı var. Dışarıdan içeri kesinlikle ses girmiyor. Taze simit! Ulan adam sanki simidi evin içine satıyor. Harbiden ses yalıtım süper. Domates 3 kilo 1 milyon. Domates 3 kilo 1 milyon. Bu odamız ise güney cephede olup 24 saat güneş almaktadır. Belli belli. Ortalık ışıl ışıl. Ya kardeşim her şey yanında. Şu sakızın o tavanda ne işi var? O sakız bu evin demirbaşı abi. En önemli kısma geldik. Biliyorsunuz ki ülkemiz tam fay hattının üstünde. Yani deprem ülkesiyiz. Apartmanımızın depreme dayanıklılık raporu bile var. Benim için en önemli şey deprem. Eğer rapor varsa tuttum burayı. Hadi abi hayırlı olsun. Depozito işinde mi verirsiniz yoksa eve geçtikten sonra mı?